Bu ayetlerin meali şöyledir. Öyle evlerdeki Allah-u Teala o evler hakkında izin vermiştir ki onlar yükseltilsin. Güvenler içinde onun zikri yapılsın, adı anılsın. Onlar gece gündüz onu zikrederler. Öyle yüce insanlar ki onları bir ticaret yahut bir alışveriş namazdan ve zekat vermekten gafil kılmaz. Onlar günlerin Allah'tan korkacakları günden korkarlar ki Allah-u Teala onlara en iyi amellerine göre mükafatlandırsın ve daha da mükafat versin. Allah-u Teala kime verirse hesapsız olarak mükafat verir. Bugün Allah-u Teala New Zealand cemaatine kendi cemaatini yapmalarını kendilerine nasip etmiş. Allah-u Teala cemaat için bu caminin yapılışını her bakımdan mübarek eylesin. New Zealand cemaati, Yeni Zelanda cemaati küçük bir cemaattir. 400 efrad, erkek vardır, kadın ve çocuk vesaire. Fakat burada çok büyük cami yapılmıştır. Ve caminin şu andaki sayıdan daha fazladır, bu geniştir. Dua ediyorum Allah-u Teala bu cami küçülsün. Birçok çalışanlar gece gündüz çalıştılar. Bana anlatıldı ki birçok iş cemaatin bazı üyeleri gece midir gündüz müdür ona bakmadan çaba sarf ederek hizmet ettiler. Ve böylece bizim revayetimizin olduğu gibi çaba sarf ederek masrafları da kurtardılar. Bu caminin yapılışı için cami ve diğer binalar ile birlikte 3,5 milyon harcanmıştır. Bundan 1 milyon cami için yapılmış, hazırlanmıştır ve diğer masraflar diğer binalar için yapılmıştır. Cemaatin sayısının küçük olduğu için çabuk olarak cemaat büyük kadar masraf veremediler. Onun için borç almaya mecbur oldular. Fakat bu borç umarım inşallah Teala cemaatin üyeleri inşallah Teala çabuk bunu ödeyeceklerdir. Çünkü cemaatin buraya yerleşmeli bu sene 25 sene geçmiştir aradan. Onun için cemaatin isteği vardı ki cemaatin sayısının az olmasına rağmen bir caminin hediyesi en az Allah-u Teala'nın huzuruna sunulsun. Allah-u Teala'nın evinin yapılışı şeklinde bu hediye verilsin Allah-u Teala'ya. Onun için unutmayınız, siz bir hangi hissiyle bu hediyeyi Allah-u Teala'ya verdiniz? Bu borç olmamalı, borç hediyesi, aksine çarçabuk bu borcu ödemeniz gerekli olur ve onu mutlaka ödemelisiniz. Ki Allah-u Teala'nın huzuruna halis olarak fedakarlık yapanlardan olursunuz. Cemaat bu borç şu beklentiyle aldı ve size güvenerek aldı ki sizler cemaat üyeleri kendi fedakarlıklarıyla bu camiyi yapacaksınız. Ki Allah-u Teala
Rabbinin rızasını elde edenler olasınız. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Her kim bu dünyada bir ev yaptıysa Allah için, Allah-u Teala cennet için kendisi için ev yapacaktır. Onun için kimdir ki Allah-u Teala'nın cennetine girmek istemesin? Kendiniz için, kendisi için cennete bir ev istemesin. Şüphesiz hiçbir Ahmedi hiçbir zaman düşünemez ki Allah-u Teala'nın rızasını elde eden olmasın. O cennette Allah-u Teala tarafından mükafat olarak verilen evi istemesin. Arzusunu istemesin, arzusunu göstermesin. Cemaatin bu güzelliği her yerde vardır. Onlar mal fedakarlığında çok ileri adım atanlardır. Birbirinden daha fazla. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam mal fedakarlığının bu hissi kendi eshaplarında yaratmıştı ki İslamiyet'in mesajını dünya insan köşenin bütün köşelerine ulaştırabilelim ve onu görerek Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam demişti. Sonsuz ihlas vardır cemaat içinde ve sevgiyi görerek İnsan hayret içinde kalır. Bu durum dünyada şu anda 100 sene geçmesine rağmen cemaatin fertlerinin içinde hala vardır. Kim hangi ülkeden gelmiştir ona bakmadan vefa ve ihlas konusunda bütün Ahmediler İleri seviyededirler. Yeni Zelanda'da şu anda cemaatin sayısında %7 Fiji adacıklarından buraya gelen insanlardır ve %23 Pakistanlı muhacirlerdir ve diğer kavimlerdir. Bu küçük bir cemaattir. Ancak değişik kavimlerin insanları burada mevcuttur. Ancak ihlas ve vefa konusunda her biri birbirinden ileri geçmeye çalışmaktadır. Unutmayalım ki yalnız ihlas, zahiri ihlas ve biz ister zaman olsun, ister mal fedakarlı olsun yeterli değil. Bir zamanda böyle bir fedakarlık yapmak, aksine müstakil olarak hayırda ileri adım atmak ve takvayı benimsemek ve yaratılış gayemizi gözlerimizin önünde bulundurmak bir müminin gerçek şanı budur ve olmalıdır da. Yaratılış gayesi hakkında bizim dikkatimizi çekmiştir Allah-u Teala. Onu gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Bu konuda Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki bize hatırlatarak der ki gerçi değişik tabiatlara sahip olan insanlar kendi az düşünce gücü neticesinde yahut kuvvetinin azlığı neticesinde değişik hayatları için değişik gayeler olduğunu beyan ederler ve fakat dünyanın gayeleri ve isteklerine kadar dururlar orada. Ancak o gayeler Allah-u Teala'nın kendi pak kelamında beyan ettiği gaye şudur ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَا اِلَّا لَيَابُدُونَ Yani ben cin ve insanları şu gaye için yarattım ki onlar beni tanısınlar ve benim ibadetimi yapsınlar. Onun için dedi ki bu ayet bakımından asıl gaye insanın hayatının asıl gayesi Allah-u Teala ibadet etmek, onun marifeti
ve onun için olmaktır. Onun için unutmamalıyız ki Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatine gelerek gelip geçici coşku ve his ile bazı fedakarlıklarda bulunmak bizim gayemiz değildir. Aksine bizim gayemiz müstakil bir şekilde Allah-u Teala'nın ibadetini yapmaktır. Ve ibadetin yüksek seviyesi insana ancak Allah-u Teala'nın marifeti neticesinde nasip olur. İnsan onu bilsin ki Allah bütün güçlere, kuvvetlere sahiptir. Ve benim her sözümü ve her işimi görmektedir. Yalnız zahiri bakımdan görmüyor. Aksine benim kalbimin derinliğine kadar onun gözü bakışı vardır. Benim niyetlerimi dahi bilir ki daha ortaya çıkmamıştır. Fakat onları da bilir. Durum böyle olunca o zaman biz diyebiliriz ki bir insan çaba sarf eder ki Allah için olsun. Yani hiçbir amel yalnız maddi arzuları tamamlamak için olmasın. Aksine her çaba ve her hayır Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için olsun. Bizim ibadetlerimiz yalnız gelip geçici olmasın. Ne zaman ki Allah-u Teala'nın yardıma biz muhtaç isek o zaman olmasın. Ne zaman biz bir zorluk içinde isek, ne zaman bizim maddi ihtiyaçlarımız tamamlanmıyorsa yalnız o zaman için olmasın bu fedakarlıklarımız ve ibadetlerimiz. Aksine bu ibadetlerimiz kolaylık durumunda da olsun, refah durumunda da olsun. Böyle olmasın ki insan maddi meseleleri, maddi zorluklar ve maddi dünyadaki işler bizi Allah-u Teala'nın ibadetinden uzaklaştırsın. Hayır, böyle olmamalı. Bu cami yalnız bir bina olarak kalmasın. Bu caminin genişliği ve güzelliği yalnız bize şunu hatırlatmasın ki biz ne kadar zaman caminin yapımı için geçirdik, şu kadar vakari amel yaptık, bu kadar parayı biz kurtardık, tasarruf ettik, şu kadar saat biz vakari amel yaptık, el ile iş yaptık, şu kadar para verdik bunun yapımı için. Aksine bu bina bize şunu hatırlatsın ki bu dünyada camiyi yapmak gelecek hayatta Allah-u Teala'nın mükafatına bize varis kılacak ve orada Allah-u Teala bize cennette bir ev verecek. Ve o ev dahi o zaman yapılacak. Ne zaman ki o bu evin yapılından sonra onun hakkını verecek isek. Ancak o zaman bize nasip olacak ve caminin hakkı nasip olur. Allah-u Teala'nın şu sözüne bağlı kalmakla. Allah-u Teala bir yerde Kur'an-ı Kerim'de bu ayetlerde zikretmiştir. Demin okuduğum ayetlerde. Allah-u Teala der ki لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْءٌ ki Allah-u Teala'nın gerçek müminleri onlardır ki onların ticaretleri ve alışverişleri gafil kılmaz. Hangi şeyden gafil kılmaz? Dedi ki an zikrillah. Allah-u Teala'nın zikrinden gafil kılmaz. Ve namazları ikame etmekten ve zekat vermekten gafil kılmaz. Onun için biz Ahmediler gerçek mümin olmalıyız. Ki bu özelliklere sahip olsunlar. Burada namaz merkezi daha önce de vardı. Ancak merkez ve tam teşekküllü bir cami arasında zahiri bir fark dahi vardır. Merkez bir salondur. Camide bir kümbet olur, bir minare olur. Ve onun bir kutsiyeti ortaya çıkar onun adıyla, caminin ismiyle. Ben size dediydim, burada cami yapın. Buraya geldiğim zaman ilk turumda gayem şuydu ki caminin minaresi ve kubbesi size şunu hatırlatsın ki biz
mal ve vaktimizi feda etmek ettikten sonra bir cami yaptık. Onun hakkını dahi vermeliyiz. Ve ikincisi şu ki caminin minaresi ve kubbesi çevredeki çevre için dahi dikkate şayan olur ve tebliğ yolları açılır. İnsanlar buna dikkat ederler ve caminin gerçek resmini görmek için insanlar buraya gelirler yahut tecessüs için bu nasıl Müslümanlardır bunu araştırmak için buraya geleceklerdir. Ben şimdiye kadar şunu gördüm. Allah-u Teala'nın lütfuyla caminin yapımı ile birlikte Ahmediye cemaati birçok kat tanınmış olur. Kat kat daha fazla. Bu tanım neticesinde tanıtım neticesinde bu caminin hakkını vermeye bizim dikkatimiz, insanların dikkati çevrilir. Burada yaşayan insanlar bu caminin hakkını verenler olurlar. Cemaat üyeleri buna dikkat ederler ve olmalıdır da ki biz bu hakkı vermeliyiz. Caminin hakkı nedir? İlk hak şudur ki sizin ticaretleriniz, sizin işleriniz, sizin çalışmalarınız sizi Allah-u Teala'nın zikrinden uzaklaştıran olmasın. Aksine namazlar ve namaza ve zikre bu ticaretler sizi dikkatinizi çeken olsun. Hayya alessalâh sesi geldiği zaman yani ey insanlar namaza gelin denildiği zaman işlerinizi unutun. Bütün ticaretlerinizi unutun ve camiye koşun. Şimdi bu dahi bu zamanda birisi diyebilir ki bizim mesafetlerimiz çoktur. Ezan içte okunur. Ses gelmez. Ve bugün ezan okundu ki o kadar az bir ses vardı ki salonda dahi pek duyulmadı. Peki ne yapalım bunun için? Bunun için sizin kendi hissinizi uyanık olmalı. Bir cami yaptık şu gaye için ki Allah-u Teala'nın ibadetinin hakkını verelim. Yaratılış gayemizi tanıyalım. Daha önce de bir kaç defa söyledim. Bugünlerde her bir insan cep telefonunu kullanmaktadır. O zaman onun en güzel bir şekilde kullanın ki caminin vakitlerinde ezan okunsun. Orada sizin de cep telefonundan da duyulsun ve yakın olan gelsinler camiye ve uzak olanlar kendi yerlerinde namaz eda etmeye çalışsınlar. Kendi iş yerlerinde namazlara dikkat ederek namaz eden olursanız o zaman çevredeki insanların dikkati çekilecek. Siz kimlersiniz? Sonra caminin tanımı bir vasıta olacak. Siz kendi dostlarınıza camiye gelmek için davet edeceksiniz. Ve böylece Allah-u Teala'nın zikri dahi yapılacak ve Allah-u Teala'nın mesajı yabancılara götürmek silsilesi dahi devam edecek. Ve böylece hayırın bu silsilesi sizi Allah-u Teala'ya yaklaştıracak. Bu zincir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu inkılabı kendi hesaplarında yaratmış idi. Ve bu örnek bu ayetlerde Allah-u Teala onların Resulullah'ın eshablarının örneğini ileri sürmektedir. Bunlar milyonlarca iş yapıyorlardı para bakımından fakat Allah-u Teala'nın zikrinden onların kalpleri dolu olurdu. Namazları eda etmeye dikkatleri çevrilirdi. Mal fedakarlığına dikkat ederlerdi. Ve bu inkılap yaratmak için bu zamanda Allah-u Teala
Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığını, sevgilisini, hizmetçisini göndermiştir ki Allah ile alakanızı kuvvetlendirin. Kendi namazlarınızı koruyun. Kendi mallarınızı onu pak eylemeniz için mal fedakarlığında bulunun. Ben birçok defa söyledim, söylüyorum ve cemaatin tarihi bize bunu anlatıyor. Cemaatin karakteri bize şunu hatırlatıyor ki mal fedakarlığı konusunda Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaat ileri seviyededir ve ona dikkat ediyorlar, ileri adım atıyorlar. Fakat namazları ikame etmeye çok dikkat etmemiz gereklidir. İbadetlerin en yüksek seviyeye ulaştırmak için daha çok mesafe kat etmemiz lazım. Onun için buna dahi dikkat etmeniz gerekli. Camiyi doldurun. Namazı ikame ancak o zaman olur, ne zaman ki cemaat ile namazlar eda edilir. Cemaat şeklinde. Ve caminin yapılışının gayesi de budur. Burada imam arkasında namaz kılınsın. Allah-u Teala der ki, gerçek mümin bu dünyadan daha fazla ahireti düşünür. İnsan yaşlandığı zaman çok düşünür, ağlar, dua eder ve dua için bana söylerler. Dua edin benim sonum hayırlı olsun diye dua edin der. Allah-u Teala der ki, gerçek müminlerin bu durumu yaşlılarının sonunda dahi olmaz. Aksine Allah-u Teala'ya ya dikkatleri ibadete dikkatleri kendi kalplerini temizlemek için çabaları ya gençliğinde ve refah anında da buna dikkat ederler. Allah-u Teala onlara gençliğinde ve refahta Allah-u Teala'yı unutmazlar, onu hatırlarlar daima. Sabah ve akşam Allah-u Teala'yı hatırlarlar. Onun için ki ahiretin korkusu daima gözlerinin önünde bulunur. Onların kalpleri titrerler. Söylediğim gibi bu haritadır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshablarının resmidir bu. Ve bu durum Hazreti Mesih Maud aleyhissalatu vesselam bizim içimizde yaratmak için geldiydi. Bir yerde aleyhisselam der ki Mesih Maud aleyhisselam daima kalpleriniz üzüntü içinde olur ki Allah-u Teala bizim cemaatimizi dahi eshabların mükafatlarını versin. Onlarda aynı doğruluk ve sefa ve ihlas ve itaat olsun ki eshablarda var olan bunlar Allah dışında hiçbir kimseden korkanlar olmasınlar, muttaki olsunlar. Çünkü Allah-u Teala'nın sevgisi takva muttaki ile birlikte olur. اِنَّ اللّٰهَ مَا الْمُتَّقِينَ. Onun için eğer Allah-u Teala'nın mükafatlarını elde etmek istiyorsak evlerimizi öyle evlerden sayılmak istiyorsanız ki Allah katında bunlar yükselirler. O zaman namazlarla evlerimizi dahi doldurmalıyız. Allah-u Teala'nın korkusu dahi daima kalplerimiz içinde olmalı. Dünyanın bütün korkuları, dünyanın işlerinin korkusu bütün bunlar Allah-u Teala'nın korkusu yanında sıfırdır. Bir değerleri yoktur. Hazreti Mesih Maud aleyhissalatu vesselam sık sık cemaatine şu nasihatte bulunmuştur. Takvayı benimseyin ve Allah-u Teala'yı her şeyden daha üstün tutun. Bir yerde der ki, dünyaya tabi olmaktan, bu kelimeler benimdir, manen söylüyorum, dünyaya itaat etmekle bir müddette kadar gelip geçici bir fayda belki insan elde edebilir ve orada dahi insan rahatsız olur ve korkar. Şimdi bu olmasın ve bu olmasın diye. Ancak eğer Allah-u Teala'yı ararsanız ve onun olursanız o zaman hem din hem de dünya sizin köleniz olacak.
Allah-u Teala'yı dahi elinize geçecek ve dünyayı da ele geçireceksiniz. Resulullah'ın eshabları söylediğim gibi milyonlarca paralık iş yaparlardı fakat hiçbir zaman kendi ibadetlerini unutmadılar. Hiçbir zaman zikri ilahiyi unutmadılar. Hiçbir zaman Allah-u Teala'nın korkusu onları unutmadılar. Onun için biz bu zamanda Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girerek kendimizde temiz değişiklik yaratmak için yaratmaya çalışıyoruz. Bu değişiklikler ancak bizim için faydalı olacak ve ebedi olacak. Ne zaman ki biz gerçek manada biz bunları gerçekleştirirsek, yalnız söz ile biz bunu söylemeyelim. Yalnız sözlü olarak olmasın. Allah-u Teala der ki eğer bu pak değişiklikler gerçekten yaratırsanız, takvadan yana olursanız, namazlarınız dahi tam zamanında olursa ve Allah-u Teala'nın rızası uğruna olursa ve sizin diğer işleriniz dahi Allah-u Teala'nın rızası için olursa, o zaman Allah katında mükafatlandırılacaksınız. Dünyadaki rızkı dahi elde edeceksiniz ve manevi rızkı dahi ele geçireceksiniz. Allah-u Teala şunu buyurmamıştır ki dünyanın işlerini yapmayın. Aksine Allah-u Teala der ki Allah-u Teala'nın hatırasını unutmamalısınız. Bu olmasın ki dünyanın işlerinden dolayı namazlarınızı kaybeden olarsınız ve yaratılış gayenizi unutmuş olasınız. Hayır, böyle olmamalı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde dedi ki eğer böyleyse ki siz namazı unutuyorsanız, dünyaya dalmışsanız, o zaman sizinle yabancılar arasında ne fark vardır? Bunun, bu ebediyetin faydası nedir? Bu farkı açık olarak göstermek bizim görevimizdir. Eğer biz kendimizi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girmiş sayılıyorsanız, seliyorsak, o zaman bunu açık olarak ortaya koymalıyız ve bu açık olacak ne zaman ki biz kendi her amelimizi ve her sözümüzü Allah-u Teala'nın rızasına göre yapan olursak. Ne zaman bizim kalbimizde Allah-u Teala'nın korkusu olursa, ne zaman bizim gözümüz dünyadan daha fazla ahirete doğru olursa, Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şunu açık bir şekilde şöyle beyan etmiştir. Bir yerde Mesih Maud Aleyhisselam der ki unutmayasınız, kamil kullar, Allah-u Teala'nın kulları onlar olurlar ki Allah-u Teala onlar hakkında demişti la tulhihim ticaretun ve la bay'un an zikrillah. Ne zaman kalpler Allah-u Teala'ya bağlı olursa ve onu tam manasıyla onu seversek, aşık olursa, ondan ayrı olmazsa, onun durumu şöyle biz anlayabiliriz ki nasıl bir insanın çocuğu hasta olursa, nereye giderse gitsin, hangi işte olursa olsun, onun kalbi ve zihni daima çocukta kalır. Aynı şekilde her kim Allah-u Teala ile gerçek alaka olursa ve onu gerçek manada severlerse, hiçbir durumda Allah-u Teala'yı unutmazlar onlar. Sonra bir yerde der ki din ve dünya bir yerde olamazlar, bulunamazlar, cem olamazlar. Bu doğrudur. Fakat dedi ki şunu da unutmayasınız. Biz demiyoruz ki tarım sahibi tarımı bıraksın ve ticaret sahibi tarımı bıraksın ve iş sahibi işi bıraksın ve sanattaki işini bıraksın ve boşu boşu otursun, hiç iş yapmasın. Hayır, biz bunu demiyoruz. Aksine biz duyuyoruz ki la tulihim ticaretun ve la bayun an zikrillah muamelesi olsun. Yani İnsan iş yapsın fakat sevgiliyi de unutmasın, Allah'ı da unutmasın. İş yaptığı halde Allah-u Teala'ya dikkati daima çevrilmiş olsun. Tacir, tüccar kendi ticaret işlerinde ve tarım işlerinde ve kral kendi taht işlerinde olsun. Kimin ne işi varsa kendi işini yapsın fakat
Allah-u Teala'yı gözlerinin önünde bulundursun ve onun yüceliğini ve cebrutunu göz önünde bulundurarak ve onun emirlerini, buyruklarını, yasak ettiği ve emrettiği şeyleri göz önünde bulundurarak iş yapsın. Allah-u Teala ne dediyse bunu yapın, onları yapsın. Allah-u Teala bunlardan uzak durun dediyse onlardan uzak dursun. Gözleriniz önünde bulundursun daima ve onlardan korunmaya çalışsın ve daha sonra ne zaman Allah-u Teala'nın emrini gözleriniz önünde bulundursanız o zaman bir gaye sizin gözlerinizin önünde olacak ve o zaman onun içinde yapacaksınız. Ne yapın demek yani başka bir yolunuz olmayacak. Aynı yollarda Allah-u Teala'nın beyan ettiği yollarda yürüyeceksiniz. Allah'tan kork dedi ve her şey yap. Dedi ki İslam nereye böyle bir talimat vardır ki işlerinizi bırakın ve topal insanlar gibi, kör insanlar gibi oturun. Diğer insanlara hizmet edeceğinize onlara yük olun. İslam bunu demiyor. Bütün gün boş oturun demiyor. Zikir ilahi olsun, işlerinizi mutlaka yapacaksınız. Hayır. Tembel olmak günahtır. Böyle bir insan Allah ve onun dinine ne hizmet edebilir? Çocuklar ve karısı ki Allah-u Teala kendisine havale etmiştir, onlara nasıl yedirecek? Unutmayasınız ki Allah-u Teala'nın gayesi bu değil ki dünyayı tamamen terk edin. Aksine Allah-u Teala'nın menşei budur. Kad aflaha men zakkaha. Ticaretinizi yapın, tarımınızı yapın, işleyişinizi yapın. Diğer işleri yapın. Hangi meslek olursa olsun yapın. Ancak nefsinizi daima Allah-u Teala'ya itaatsızlıktan koruyun. Bazı insanlar fela bulurlar ki nefslerini pak ederler. Ve öyle tezkiye edin, pak eyleyin ki bu işler sizi Allah'tan gafil kılmasın. O zaman sizin dünyanız din emrine girecek. Dünyayı kazanmak, işler, bunlar din olurlar eğer niyet iyi olursa. Allah-u Teala'nın emirlerine göre insan amel ederse ona göre. İnsan dünya için yaratılmamıştır. Kalp temiz olursa ve daima bir insanın sancısı olursa ki ben ne zamana kadar nasıl Allah-u Teala'mı razı edeyim? O zaman dünya için dahi kendisi için helal olur. İnnemel amalu binniyat. Yani amel niyetlere göredir. İşte bu durumdur. Her Ahmedi'nin bu durumu böyle olmalı ve siz ne zaman söz veriyorsanız ben dinimi dünyadan üstün tutacağım. Onun anlamı şudur ki bizim dünyamız dahi dine tabi olacak. Biz öyle iş yapmayacağız ki Allah-u Teala'nın rızasına ve menşeine, arzusuna aykırı olsun. Onun için aramızdan uğurlu insanlar onlardır ki böyle düşünürler ve ona göre hayatlarını geçirirler. Eğer bu değil ise o zaman ne Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girmemiz bize bir fayda verecek, ne cami yapmak bize fayda verecektir. Ve bildiğiniz gibi bugünlerde sizin celsanız dahi vardır. Bu celsa dahi size bir fayda vermeyecektir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam aynısını söylemiştir. Bu celsa dahi bir fuar değildir, maddi bir fuar. Bu celseye gelmek Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek, din bilgisini elde etmek, manevi bir feyizi elde etmektir bunun gayesi. Onun için daima hatırınızda olsun, söylediğim gibi bu caminin yapımı ile siz eskiden daha fazla değişiklik yaratmalısınız. Pak değişiklikler ve onunla birlikte tebliğin yeni yolları açılacak inşallah. O zaman fiili durumunuzu görerek insanlar İslamiyet'e çekilecekler. Onun için kendi amellerinizi dahi Allah-u Teala'nın rızasına göre yapın. Tebliğ konusunda dahi ben yan kuruluşlar ve cemaat nizamının dikkatini çekmek istiyorum. Burada dahi yalnız geleneksel bakımından
tebliğ yoluna bağlı kalmayın, sınırlı kalmayın. Ve oturmayınız ki biz yaptığımız yeterlidir bizim için demeyin. Aksine tebliğ için yeni yollar arayınız. Yeni yolları bulunuz. İslamiyet'in en fazla tanımını yaptırın. Tanıtın İslamiyet'i. Şimdi yerel Mori dilde Kur'an-ı Kerim'in tercümesi yapılmıştır. Bu da cemaatimizi tanıtmıştır. Onların kendi dillerindeki televizyon ve radyoları bunu beyan etmiştir iki gün önceki fonksiyonda. Caminin yapılışı ile birlikte daha da tanınacaksınız. Bütün bu Allah-u Teala bunları bize elimize vermiştir. Biz bunları Allah-u Teala'nın dininin yayımı için kullanırsak Allah-u Teala'nın rızasını elde edenler oluruz. Onun için bugün biz nerede ibadetimizin hakkını vermeye çalışırsak aynı şekilde ibadetinizle güzel ahlak vasıflarıyla Allah-u Teala'nın emrine bağlı kalarak sevgiyle ve birbirlerinize yardımlaşın. Sonra bu bölgenin insanlarına dahi tanıtın. İslamiyeti, İslamiyet aleyhinde bazı yanlışlıklar vardır, onları uzaklaştırmaya çalışın. Sayınız az ise de eğer irade kuvvetli olursa, himmet güç olursa o zaman az sayı dahi fazla iş yapabilir. Allah-u Teala her birinize bunu nasip etsin. Bu o kadar güzel cami yaptınız. Dünyadaki Ahmediler MTV vasıtasıyla bugün herkes bunu görüyordur. Ahmediler dahi dikkat ederler ki bunu detayları beyan edilsin. Özet olarak cami hakkında bir şeyler söyleyeceğim. Beyan ettim ki ne kadar masraf yapıldı. 3.1 Betül Mukit bunun ismiydi. Daha önce salonun adı da aynıydı. Ve bu yer dahi güzeldir şu bakımdan ki tren istasyonundan ve yoldan birkaç dakikalık mesafededir. Ve aşağı yukarı 2 ekar yani 2 dönümdür. 1899 senesinde satın alındı ve 206 metrekarelik bir salon vardı. 2002 senesinde cami için bir salon yapıldı. 112 metrekarelik ve her iki hal şimdi cami için kullanılıyor. Hal üzerinde misyonun murabbinin evi vardır, muballiğin. Kısacası ben 2006 senesinde cami için söyledim. 2012 senesinde bir yapımı başlandı Temmuz ayında ve Ağustos ayında 2013 senesinde tamamlandı bunun yapımı. İki katlıdır bu cami ve alt yer lacına içindir salon. 2139 metre audio ve video konferans salonu vardır ve abdest alma yeri vardır. Minaresini dahi dışarıdan görebiliyorsunuz. MTA'den insanlar görmüş olabilirler. 18.5 metre yüksektir. Bunun kümbedi 8 metredir. Her iki salonda 600'dur bunların dikkatine göre. Fakat 750 insan burada namaz kılabilirler. Her iki salonda. Ve eski binada dahi 300 insan namaz kılabilirler. Yani aşağı yukarı 1000 insan burada namaz kılabilirler. Park için 107 araba için park yeri vardır. Langerhane dahi vardır. Ki orada 350 bin dolar masraf oldu. Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaatin geleneğine göre söylediğim gibi cemaat üyeleri para verdi, çanda verdiler. Kadınlar mücevherlerini verdiler. Çocuklar kendi cem masraflarını verdiler. Caminin masrafı için biriktirdikleri parayı verdiler ve bununla diyorlar ki iki zaman öyle oldu ki ay sonunda para olmazdı cemaatin
ve para vermemiz gerekliydi. Nasyon amla ve yan kuruluşlar hemen 100 bin dolar biriktirdiler ve verdiler. Bazı insanlar Allah-u Teala'nın lütfuyla 100'er binden daha fazla para verdiler, dolar. Bundan başka kendi güçlerine göre her birisi kendi gücüne göre fedakarlıkta bulundu. Olağanüstü fedakarlık yapmıştır. Küçük cemaattir ve masraf çok olmuştur. Fakat kısacası Allah-u Teala bütün bu fedakarlıkta bulunanlara ve vakari amel yapanlara, para veremeyen ama iş yapanlara, hepsinin mallarına ve nefislerine bereket versin sonsuz olarak. Bunların ihlasını daha da çoğaltsın. Vefalarını ve onların nesillerine dahi daima Ahmediye cemaatine bağlı kalmalarına nasip etsin ve imanlarını da çoğaltsın ve namazın hakkını verenler olsunlar. Camiye gelerek caminin hakkını verenler olsunlar. Kendi evlerini dahi zikri ilahiyle dolduranlar olsunlar. Kul hakkı hissiyle dolu olsunlar. Gerçek İslamiyet'in mesajını yayana dikkat edenler olsunlar. Söylediğim gibi bu günlerde sizin celsanız dahi vardır. Onun için bu günlerde özellikle duaya dahi dikkat edin. Bu dua edin ki Allah-u Teala hepimizde temiz değişiklik yaratsın ve eskisinden daha fazla kalbimizde Allah korkusu olsun ve daha sonra bu temiz değişiklikleri daima hayatlarımızın önünde devam etti, hayatlarımız içinde devam ettirsin. Celsaya gelenler için Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam ne dualar bulunduysa onlardan payı alanlardan olalım. Mm-hmm.